Eğer Nurgül o boşanma bittikten sonra bana bir alo dersen, bak alo dersen o telefonu açmam. Zaten bak bir şey söyleyeyim mi? Ya bunları ben söylüyor de, ya kapıma gelip yalvarıyor falan da kendine. Hayır hayır, bu bundan çok emin. Ben zaten bak 30 yaşındayım, gün görmedim bu yaşıma kadar. Artık yaparım. Görürsün. İşte bak görmemiş, anladın mı? Görmediğini kendisi abi, söylüyor. Görmedim, yalan mı söyleyeyim? İşte benim senedir, sayemde görmüş olacak. Televizyona çıktı bilmem ne, görecek işte. Hiç sayemde şey görmedik ya. Bir güzel kıyafet giyip de şöyle kapımızı açıp da kocacığım sana güzel bir yemek hazırladım. Kocam kocam deyip görmedik abi. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Boşandıktan sonra lütfen beni arama. Ararsan o Emre olmayacağım. Ay bak nasıl gülüyorlar Emre sana. Ben de gülüyorum. Emre. Olmayacağım abla. Vallahi diyorum ya. Sana bir şey söyleyeyim mi? Emre. Aklındaki. Aklındakiyle oluyor o iş. Biz onları yaşadık, biliyoruz yani. Efendim Safiye. Nazlı'nın baştan beri Nurgül'ün kişiliğiyle ya da Nurgül'le bir derdi yoktu. Derdi neydi? Siz ayrı dünyaların insanlarısınız. Ama öyle gerçekten. Siz birlikte yapamazsınız. Kadın baştan beri onu söyledi. Hakaret etti, o birbirlerine hakaret ettiler. Ve sonuç yine bu duruma geldi. Şu an Emre annesine yalvarıyor. Anneciğim lütfen Nurgül'ü bana döndür. Nurgül Emre burada ikili oynuyor. Yok ya, bence kadın son görevini yaptı diye son görevi mi? O da Emre için son görevini yapıyor. Hayır. Emre'nin de rica ettiğini düşünmüyorum ben. Etmiştir Nurgül. Ettin kesinlikle mi? Etmiştir. Annenden peki, sen mi rica ettin? Bu konuda cevap vermek istemiyorum. Niye? Hani aram kuracaktın lan. Peki Safiye, ne görüyorsun şu an? Ne olacak? Emre Nurgül'den asla vazgeçemez. Görünen şey bu. Yarın öbür gün diyecek ki ben hatırlamıyorum kaçıncı ayrıldılar. Efsanem geri peki, dön. Tamam da ne olacak yani? Nurgül nasıl bir tavır sergileyecek? Ne vallahi olacak? Nurgül biraz onun burnunu sürtsün. Nurgül ona döner geri. Efsanem ha, deyip çıkacak yine ortaya. Yani bu işten ayrılık çıkmaz diyorsun. Hayır çıkmaz. Hemen Yurdan Nuralım'a dönüyorum. Yurdan Nuralım. Sen mert kadınsın. Bu işten ayrılık çıkar mı? Ben sana demiştim ben güvenmiyorum hiçbirine. Ama benim kızım kararlı gibi ama arkasında duramıyorum. Güzel. Güvenmiyorlar size. Çünkü çok ayrılıp barıştığımız için. Evet. Biz ne ayrılıklar yaşadık yani. Buradan öncesinde de çok ayrılıklar yaşadık. Ondan güvenmiyor. Bizim önceki ayrılıklarımız da mesela 15 gün hiç aramadık. Bu defanın gibi. Farkı ne Nurgül? Nikah boşayacağım. Nikah istemiyorum. Nikah boşayıp öyle devam etmek istiyor. O zaman da ben yokum, kusura bakmasın. He, ben onu biliyorum. Boşandıktan Nurgül sonra... Nurgül diyor ki ayrılalım. Sonra bir kez daha deneriz. Her şeyi deneriz yapalım, demiyorum. Ama evli kalmayalım. Hayır. Beni kaybetme korkusu yok Seda'nın. Bitti bende. Onda beni kaybetme korkusu bitti. Ama nikah olmayınca... ...yani. Saçma sapan konuşma ya. Sen saçma sapan konuşursan benim saçma sapan konuşmam niye batıyor anlamadım yani. Yakışmıyor sana. Demek. Yok. Bana yakışmıyorsa ona da yakışmıyor. Emre sana ben gerçekten inanamıyorum hala da. Yani Nurgül de bence bu şu anda haklı aslında. Nurgül kaçıyor, Emre kovalıyor. Yani bu iş devam edecek ben bence. Ben kovalamıyorum abi. Daha dün akşam aradın Emre 10 defa ya. Ben kovalamıyorum. Ben, niye buraya çıkınca artistlik yapıyorsun? Ben rahmetli babasına bir söz verdim o mezarlıkta. Ya git vallahi Allah aşkına. Billahi, yemin ediyorum. Ya bir bak, git rahmetli babasına söz ver. Kadın benim emanetim dedim. Emanetine asla ihanet etmeyeceğim dedim. Bak vallahi diyorum ya. Kendisini düşünüyorsa namert. Babamı düşünüyor. Ya bir git Allah, buna kim inanır ya? Senin baban seni Emre'ye mi emanet etti? Ne alakası var Seda Hanım? Ölmüş mezarına gitmişiz, kendi kendine söz verdi. Emre nerede verdi? Ölmüş babama nasıl söz verdi? Abi bulun abi o görüntüyü. Mezarlıkta ağlıyorum, orada bir görüntü var. Bak oturmuşum, Nurgül'den daha fazla ağlıyorum. Orada bir söz verdim. Babasına dedim ki bu kadın benim emanetim. Asla bu emanete ihanet etmeyeceğim dedim.
Boşandıktan yani, sonra ne yapıyor? Tamam işte. Sözümüz de yerde tamam kalacak. Tamam işte bir boşan bakalım görelim şu yerde kalacak abi. Ben bir göreyim şu. Boşandıktan sonra. Ayrıldıktan sonra evet. Ayrıldıktan sonra iş bitmiş oluyor. Ama ayrıldıktan sonra dedim ya beni arama. Sakın. Çünkü ne bu... seni arayacağım seni arayana kadar. Siz bu sırada sen hiç aradın mı Nurgül? Asla. Bir kere bile aramadım Seda Hanım. Hiç aramadın. Bir kere bile ama aramadım. Ama gece gündüz yayınlarımdan çıkmıyor. Gece gündüz yayınlarımda. Emre ne yapıyor? Ne kadar para kazanıyor hepsini görüyor yani yayınlarımda. Yemin ediyorum ki hiç ilgilenmiyorum. Ben valla hafta sonu bak hep kızımlaydım. Paso para harcadım yani. Düşüyordur önüne bir şeye bakınca. Evet düşüyor. Düşüyor istemez. İnsan düşüyor. Bir de... Sen kızınla mesela düşüyorsun önüme benim. Çok yani şekersiniz. Düşüyorsunuz. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Tesadüf. Düşüyor yani. Evet, takip evet, ettiklerimizden evet. O bakıyor demek değil ya. Girip bakıyor ben görüyorum yayınımı izliyor ya. Yayınımı izliyor benim yani. Yalan değil. Sen ben de engellisin be. Açmışsın getirip. Engellisin diyor. Telefonumu alıp gösterebilir miyim size? Göster. Müsaade var mı? Tabii ki. Hemen göstereyim. Ben Seda ben yalancı durumuna şimdi. Düşmek istemiyorum abi. Yani neyin peşindeyiz biz şu an onu da anlamadım da. Madem Nazlı Hanım da araya girmiş. Madem Nazlı Hanım yumuşamış. Artık senin evine dönmeni istiyor. Sen ne ben oldu? İstemiyorum. Neden? Ben istemiyorum ya o evden soğudum yani ben. Yani beni bitirdiler. Bendeki her şey bitti. Bitti bu işte, bitti. Bitti. Ben yok bana yok bak, ya ben... Engel mengel yok. Bu benim kendi hesabım. Görürsün dönecek miyim, dönmeyecek miyim göreceksin. Bu zaten benim şey hesabım. Tamam. Giriyorum şuradan. Engelliydi evet. Bende yok gözükmedi. Şimdi açmış. Açık yani kaç gündür açık. Bakın gördüğünüz gibi. Buradan ne? İzleyebiliyor beni. Açmışsın bacım. Neyi? Şeyden. Engelimi aç. Sosyal medya. Nereden bakayım? Sosyal medya. En çok önemli olan yerden. En çok önemli bir ne alakası var WhatsApp denenin engellisin? Onu değil. Benim diyorum telefondan ya. Telefondan engellisin. Benim yayınımı izliyorsun diyorum. Yayını gösterdim. Oradan yayın yapıyorum abla ben. Sen yine benim önüme çıktın canlı ki. Canlı yayınım mı? Evet canlı yayın. Ne alakası var? Tamam. Nasıl tamam. İzliyorsun abi? Engelleyen bir insan çıkmaz. Çıkmaz abicim. Çıkar mı abla? Şimdi arkadaşlar lagala lugalayı bırakalım. Evet ablacığım. Bence de bırakalım. Nazlı Hanım da aramış olmasına rağmen ben sizin tavrınızı Yurdan Uran'ın diyor ki ben güvenmiyorum. Dolayısıyla kızımın da bu konuda arkasında duramam diyor. Çünkü ne yapacakları bunların belli değil. Şimdi sizin kararınız ne? Ayrılmak mı? Yoksa Nazlı Hanım da bu işe el atmışken ve Nurgül evine dön demişken tekrar başlamak mı? Biraz önce senin söylediğin söz çok önemliydi. Emre'de beni kaybetme korkusu kalmadığı için ayrılmak istiyorum. Evet. Ayrılayım ki kıymetimi anlasın, biraz tırmalasın diyorsun. Evet hiç kalmadı ya hiç. Ama bunu yaparken... Evde duran bir kadın yani. Ama bunu yaparken ama ben... karşındaki insanı... O kadar çok soğutuyor ki farkında değil aslında. Ay ne kadar ben iyi der miydim? Keşke soğusan. Ben der miydim? Bak en son ne dedim? Eşyaları vermeyeceğim dedim. Dedim ki zaman tanıdım. O zaman diliminde artık ne oldu? Ya yani ben de bir insanım ya. Benim de bir kalbim var abi. Ben de yoruluyorum. Ben de insanım. Ben kimsenin peşinden koş da yani bu padişahın da kızı değilsin sonuçta. İlla dışarıda güzel hayatlar bizi bekliyor. Ben de bırakırım seni. Giderim. Gerçekten değer verecek birini severim. Bana değer verecek birini severim. Ya bir gitsin de görsün Allah aşkına Seda Hanım. Bir bırakın. Biz ayrılalım. Bir görsün dışarıyı ya. Bir görsün. Nurgül kadar aptalı, salağı, gerizekalısı var mı? Canım, bir görsün mu? Ya. Bırakın. Nurgül. Bırakın bir görsün. Vallahi bak. Hep beraber görelim. Ayrıca sen benim gözümde gayet zeki bir kadınsın. Hayattan ben... ne istediğini bilen bir kadınsın. İyi niyet tabii ki de o konuda onu yükselten bir kadınım ama iyi niyetimden bahsediyorum. Hani ben para harcattırıyormuşum ya bir para harcattıranları görsün bir görsün yani onu diyorum. Vallahi benim bir arkadaşımın eşi var Allah bağışlasın çok da güzel insanlar. Yemin ediyorum size haftalık 200 TL ile geçiniyor kadın. Vallahi diyorum haftalık 200 TL mi? Evet, Türkiye... Bak kahkaha attılar sana. Kadın. Bir de üstüne ev aldılar ya. Vallahi diyorum evde aldılar. Kaç para aldılar Emre? 200 TL.
200 TL dedi Yurdanur Hanım. Haftalık. Kesinlikle üstünde ev aldılar. Evet. Oğlum bize de söyle de gidelim oradan. Ders alalım. Sen bence öylesine almalısın. Ablacığım. Şimdi 200 TL'yi küçümsediğimizden değil, yanlış anlamayın. Ama hiçbir şey gelmiyor. Haberlerde, yani yanlış mı da 200 bin lira dedin galiba. Sebzenin, 200 lira meyvenin değil. Fiyatını görünce eti bir yana bıraktık. Ekmek yani, ekmek parası bile değil haftalık o. Ya ablam değil çok yani. Para kazanmakla bir şey yapılmaz. Az para yemekle bir şey yapılır. Yani çok para kazansan vallahi da bir şey alamazsın. Seda Hanım ben çok az para, 8 ayda açlıktan ölecektim az kalsın.